Bu ligde maç kazanmak çok kolay değil. Çünkü siz de görüyorsunuz sahanın içinde çok koro karı mücadeleler oluyor ve de puantajda da kimse kopmuyor. Herkes birbirine çok yakın. 5 haftadır kaybetmemek güzel. Bu haftada kazanmak çok güzel. Yani burada sürekli kaybetmeme ve kazanma üzerine odaklı bir takım oluşturmaya başladığımızı düşünüyorum. İnşallah da devam ederiz. 1 Temmuz ve Ağustos ayı var. Bütün Bursa tarafından bilinen. Zaten eğer iyi bir takım organize edecekseniz 1 Temmuz ve Ağustos ayını çok iyi geçirmek zorundasınız. Çünkü kupa maçları geçmişte devre arası 2 aydı. Son 3-5 senedir 2 hafta, 3 hafta. O yüzden sezon başları çok kritik öneme sahip. Hem transfer politikası anlamında hem de oyuncu seçimi anlamında ve antrenman anlamında. Biz bunları tabii buraları çok sağlıklı geçiremedik. İşin gerçeği bu. Bu olumsuzluklara rağmen 23 puan topladık. Memnunum. Her geçen gün daha iyi olacağını umut ediyorum ve öyle de ışıklar alıyorum. Yukarıdakilerle oynamak daha kolay, aşağıdakilerle oynamak daha zor. Yani çünkü aşağıdakinin bir Bursaspor'a motivasyonu başka oluyor. Yukarıdaki takımların oyuncu kaliteleri, oyuncu kadroları daha önce belki Süper Lig'de de Bursaspor'a karşı çok oynadıklarından dolayı onların öyle bir coşkusu ve heyecanı olmuyor. İşin gerçeği bu. Bir de böyle alt taraftaki takımlar oyunun savunma tarafını çok ciddi bir şekilde oynamaya çalışıyorlar. Bu da oyunun zorlaşmasına sebep veriyor. Yani böyle açıklayabilirim. Ben bir Adana Demir maçından sonra bu hakem konusuyla, bu konuyla alakalı bir kere bir şey söyledim. Çok da söylemek istemiyorum ama maalesef biraz bariz hatalar yapıyorlar. Yani işin tarafı bu ama onlar da insan. Kimse sonuç itibariyle onlar da performans üzerine değerlendirilen insanlar. Aslında bir farkımız yok. Biraz daha performansları konusunda dikkatli olmakta fayda var. Herhalde Keçiören maçını kastediyorsunuz. İki tane stoperin atılması lazımdı. Bundan önceki maçlarda da biz o görüntüleri de biriktiriyoruz ekip olarak. Öyle bariz kararlar var ama birçok takıma oluyor. Yani çok ben üzerinde durmak istemiyorum ama zaman zaman tabii skora yansıdığı zaman da insan canı acıyor, sinirleniyor. Bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyor. Hocam camiada Seleznov'un süre almaması eleştirilmeye devam ediyor. Bu konuda bir hafta geçti sizin de daha önceki açıklamalarda. Bu konuyla ilgili maçtan sonra da Sevinç Resmi'ne girmediği yönde iddialar var. Böyle bir şey var mı? Yok, şöyle Seleznov, Bursaspor bir Seleznov'dan ibaret değil. Burada 29 tane oyuncu var. Herkes forma mücadelesi veriyor. Kim eğer performans veriyorsa o oynuyor. Seleznov çalışıyor. Biz memnunuz. İlerleyen haftalarda eğer ki oynayacak seviyede bir performans verirse faydalanmak istiyoruz.